Gel. Demek artık huzuruna kabul edilmem için kapında beklemem gerekiyor. Biz ne zaman bu hale geldik oğlum? Abla, Mehmet Paşa için geldiysen içiyorum ben. Mehmet Paşa yıllardır devlete sadakatle bağlı kıymetli bir paşadır. Ayrıca merhum abin Sultan Osman'ın hatırına canını almaman icap eder. O zamanlarda çok destek oldu bana. Bu her yaptığına göz yumacağın manasına gelmez, değil mi? Ama senin paşayı müdafaa etmek için başka sebeplerin de var. Paşanın sana olan sadakati malum. Vakfına yaptığı bağışlarda. O vakıfta her gün 20.000 insanın karnı doyuyor. Ne var bağış yaptıysa yapacak elbet. Haramla hayır hasenat olmaz valide. Senin paşan o servetini rüşvetle zorbalıkla yapmış. Ne yazık ki sen de buna tamah etmişsin. Görmüyorsun değil mi Murat? Etrafındakiler bizi birbirimize düşman etmeye çalışıyor. Beni senden ırak tutmaya çalışıyor. Benim uzak olmam seni yaralar. Onların sadakati hakiki değil. Uyan artık, uyan. Düşmanların kuyunu kazıyor, uyan. Kim o kuyumu kazmaya çalışan düşmanlar vardı? Gülbahar Sultan. Hakikaten buna inanmamı bekliyorsun benden? Biliyorum, inanması güç. Fakat Gülbahar denen o yılan yaşıyor. Geçen gece daireme 2 tane hatun gönderdi. Beni öldürmeye çalıştılar. Kasım kurtardı. Belki de bugün cenaze namazımı kılıyor olacaktın. Ne malum bunu senin tertip etmediğin? Kasım'ı Ekber Şehzade yapmak için. Saraya geri dönmek için. İspatın da yok. Yazık. Çok yazık. Senin şu söylediğini bana düşmanlarım söylemedi. Eski saraya dön bari de. Bir daha da müsaadem olmadan buraya gelme. Giderim Murat. Giderim, gerçekten giderim. Bir daha yüzümü görmezsin. İzimi bulmazsın. Mezarım dahi olmaz. Peki sen şurandan söküp atabilecek misin beni? Bak beni son kez dinle. Son kez söylüyorum sana. Tüm evlatlarımın başı hakkı için yemin ederim ki ok yaydan çıktı ve sana doğru geliyor. Bayezid o senin tanıdığın temiz masum kardeşin değil artık. İktidar hırsı kaplamış her tarafını. Ve bunun için her şeyi yapar. Her şeyi. Yeni vazifen hayırlı uğurlu olsun Mustafa Paşa. İstediğin olmuş. Oğlumun kanına girip Mehmet Paşa'yı yolundan çekmişsin. Ben sadece vazifemi yaptım sultanım. Hünkârımızın adaletine gölge düşüren her kim olursa olsun cezasını çeker. Valide sultan dahi olsan kâr etmez diyorsun öyle mi? Haşa sultanım. Sümme haşa. Sen şimdi aniden dağın tepesine çıkınca hesap edememişindir. Bu dağın karı var, oranı var. Kışı sert geçer. Baharı desen göz açıp kapayıncaya kadar. İnmek istesen inemezsin. Ancak düşman gerek. Necesinin başına gelen bu. Kaderimde ne yazdıysa odur sultanım. Öyle. Ben damadım olarak hakkında hayırlısını isterim tabii. Atike'min saadeti için. Fakat çok mutlu olduğu söylenemez öyle değil mi? Kocalık vazifeni yerine getirmiyormuşsun. Sultanım,
Bu bizim aramızdaki hususi bir mesele. Sizinle konuşmaktan icap duyuyorum. Sen bir hanedan mensubuyla nikahlısın. Aranızdaki her şey devlet meselesidir. Sen onun sadece kocası değil, aynı zamanda kulusun. Senin vazifen onu mutlu etmek. Eğer bir daha onu üzgün görürsem seni boşatırım. Atike'yi kaybedersen her şeyini kaybedersin. Hiçbir hükmün kalmaz. Yok olur gidersin. Başlayın hünkârım. Geldiğinizi görmedim. Talime biraz fazla kaptırmışım. Geç bakalım karşıma. Gücünü kuvvetini bir göreyim. Sefere beraber gideceğiz. Sefere ben de mi gireceğim hünkârım? Peki Kasım, İbrahim? Sadece sen gireceksin Bayist. Göster bakalım hünerini. Bütün gücünle saldır. Savaş cesaret ister. Dikkat ister. En mühim. Adanmışlık ister. Tereddüt ettiğin an nefesin kesilir. Kiminle savaştığını her daim bileceksin. Kaç yaş var aramızda? 6 ay hünkârım. 1 sene dahi değil. Kaderin cilvesi. Sırf senden 6 ay önce doğdum diye tahta çıktım. Yerimde sen de olabilirdin. Nizamımız böyle. Hem benim şikayetim yok hünkârım. Sizin yanınızda, kanatlarınızın altında mutluyum. Sefere çıkıyoruz Bayezid. Ne olacağı belli olmaz. Belki Rabbim bana şehadet şerbetinden içmeyi nasip eder. O vakit sen çıkacaksın tahta. Allah'ın esirgesin hünkârım. Thank you.
Amin kardeşim. Yasaklar ahalinin iflahını kuruttu. Evinden başını çıkaramaz oldu. Hadi beyden afyondan huzur kaçıranlar var idi. Tütün içenin ne günahı var? Zararsız bir duhan için neyler bunca dikkatler? Duhanı, ahı, mazlumanı, meneylen hüner oldur. Doğru dersiniz efendiler. Payitahtın rengi gitmiş yokluğunda. Afyon yok, mey yok, kahve yok, duhan yok. Ben ne anlarım böyle hayattan? Yok oğlu yok. Sultan Murat meclislerinde seni yanından ayırmaz Nefi. Kıymet verir. Bir konuşsan, ahalinin şikayetlerini iletsen. Belki şu yasaklar nihayet bulur. Ben de o kudret olsa şair mi olurdum, hükümdar olurdum? Padişahımız böyle münasip görmüş, bize laf düşmez. Herkes hicvedersin de Sultan Murad'a gelince dut yemiş bülbüle dönersin. Korku dağları beklermiş. Hicvin oku atmakta korku nedir bilmem ben. Vezin tutsun, babamı dahi hicvederim. Vay ol devlete, kim ola mürebbisi anun, bir senin gibi deni cehli mücessem aköpek. Ne günlere kaldı medet devleti Ali Osman, hey yazık, hey ne müsibet, bu ne matem aköpek. Merakımı mazur görün hünkârım. Abaza Mehmet Paşa hakkında bir hükme vardınız mı? Yandan validem haklı Mustafa. Abaza Paşa bir padişahın kanı hakkı için savaştı. Doğru hünkârım. Ancak bir padişahın hakkını başka bir padişahtan sordu. Amcanıza isyan etti. Davasında haklı dahi olsa bir padişaha ihanet eden hepsine eder. Karım. Bekri Mustafa. Ne yapıyorsun gece vakti bu kuytuda? Biz arkadaşlarla yarenlik ediyorduk. Arkadaşlarla. Onlar gitti. Ben de evimin yolunu bulmaya çalışıyorum. Evimin. Evinin yolunu arıyordun. Evimin. Uzat bakayım elini. Ne saklıyorsun elinde? Aşağı hünkârım. Sizden bir şey saklamak mümkün mü? Uzat Bekri. Ötekini de uzat. İki elini birden uzat Bekri Mustafa. İki. Yürü bana doğru. Etmeyin hünkârım. Hünkârım, testiyi kırdıracaksınız bana sonunda. Bekri Mustafa, ben sana seni bir daha içerken görürsem kelleni alırım dedim mi demedim mi?
Hünkârım. Yürü. Gel oğlum. Senin kadar düşmeni devlet mi olur Ahınzır? Ne turur saltanatın sahibi bilsem a köpek. Ehli dil düşmeni, din yoksunu bir melumsun. Öldürürlerse eğer can be cehennem a köpek. Böyle kalır mı soysuzlar elinde devlet? Ne oldu ya gayreti şahenşehi azam a köpek? Gel Bekri. Hayır olsun şair Nefi. Yine kimi hicvedersin? Hicvedilecek bir dünya Adem oğlu var hünkârım. Hangi birini sayayım? Nefi efendi hicvini kağıtlara sığdıramamış. Divan yazmış derler. Öyle mi? Beli hünkârım. Siham-ı Kaza adlı bir divanda topladım. Paşamız ondan bahseder. Merak ettim. Münasip bir vakitte bana da münşasını yolla. Ben de okuyayım. Şeref duyarım hünkârım. Nefi. Bu Adem senin gibi. Gözü kara nüktedan. Hicivde mahir bir Adem. Bekri Mustafa derler namına. Aman hünkârım. Ben hicivden ne anlarım? Haşa huzurdan, affınıza sığınarak bir testi şarabı içtim miydi? Benden hala şahir de bulamazsınız hani. Testiyi de kırdık, şarabını da içemedim. Bekri Mustafa'ya bir testi şarap getirin. Derler ki içtiğin meyler ahirette fitil fitil burnundan gelecekmiş. E ne âlâ dersin beyim? Ben de doldurur, doldurur, yeniden içerim. Korkuyorum.
Akılına dahi zarar vermeyeceğim. Ne şimdi ne evladımız doğduktan sonra. Hiçbir zaman. Seni kendimden bile koruyacağım. Yakında sefere gidiyorum. Ne vakit dönerim bilinmez. Ben döndüğümde seni burada görmek istiyorum Fahri. Kucağında evladımızla. O güne dek. Nikahlı karım. Doğacak evladımın anası olarak. Haremi sana emanet ediyorum.